Lan kayda girmişim. Herkese yeni bir farmik videosundan selam arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni artıya geçmiştik. İlk bölümünü çekmiştik. İlk bölümde sabanlama işini yapmıştık. Bir tarlayı sabanlamıştık. Ben video dışında bütün tarlaların işlerini gördüm, ektim. Hatta dışarı çıkalım. Kapıyı da örteyim de. Bu evi kim yaptı arkadaş? Kapılardan sığmıyorum ya. Bismillah diyerek dışarı çıktık. Dediğim gibi 4 tane tarlamız vardı. 4 tarlayı da hallettik. Hatta şöyle buraya çim ektim. Buraya da buğday mı ekmişim? Arpa, doğru. Buğday ekecektim de arpa daha çok çıkıyor diye arpa ektim. Bu da samanı bizim işi, şey ineklerin işine gelir. Tohumu da şeye gelir. Ne diyelim? Arpası da tavuklara veririz. Evet. Şuradaki çimi de kaldırırım ben hatta. Baksana. Burası tarla. Tarla değil ama. Bu iki numaranın tarlam acaba. Neyse işte çimi kaldıracağız bugün. Aynen bugün çimi kaldıracağız. Şöyle geçelim. Silomuz burasıymış bu arada. Ahırı kaldırdım. O ahırda küçük inekler falan vardı da danalar. O olay çalışmıyordu. Süt döküyorum önlerine. Buğdaymış gibi gözüküyor. Hadi görünümünde bir şey demedim. Bir de gözükmüyordu. Büyük ihtimal bozuktu. Evet. Ben de bunu kurdum. Ne kadar alıyor bilmiyorum da fazla bir inek. Yani her şey paramıza göre. Fazla bir inek alacağımız güç yok şu an zaten. İleride eğer paramız çoğalırsa, sığmazsa inekler onu değiştirebiliriz. Bilmiyorum bu burayı açtım ama buraya meraya çıkıyor mu inekler bilemiyorum. Alınca göreceğiz. Bu arada ektiğim arpa işte arpada tavuklara gidecek. Burada ördek mördek var. Tavuk var. Ördek de var. Güzel bunların olması güzel. İş bunlar çalışırdır inşallah. Ahırda çalışmadı o küçük hayvan olayı. Neyse lafı uzatmadan hemen direkt geçiyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz. Direkt çim işini hallediyoruz. Çim iş yapacağız bugün. Kapat abi kapıyı. Zaten traktörden anlaştılar gibi bayağı bir çamurda batakta uğraştık. İki tarlada şey var, soya fasulyesi. Para amaçlı ektim onu. Lan yine kapıyı açtım ben. Onu para amaçlı ektik. Diğerlerini hayvanların ihtiyacı için. Bakalım çimden başlıyoruz. Umarım güzel bir video olur. Şuradan girelim. Balya yapacağım bu arada. Çimi de balya yapacağım. Hadi bakalım. Şuradan başlayayım ben abi. Nasıl olsa çim benim çim. Kimse bir şey diyemez. Umarım ses fazla gelmiyordur. Hadi bismillah. Oğlum çok hızlı gidiyorum ben. Ha, bura tarlaymış. Erişimim yokmuş. Allah Allah. Bura kimin ki? Haritada da gözükmüyor. Tamam bakalım. Allah Allah. Topraklar diyelim. Ha, 14.000. 14.000. Çim. Alalım. Şimdi de bizim demese ya. Bura bizim değilmiş. Tarla olarak da gözükmeyince ben normal çayır sandım ya. Güzel güzel 14. Paramız 60'a düştü. Aha tren gidiyor. Yavaş git lan toz ediyor. Bu çim işi uzun sürecek. Bayağı bir çimimiz var. Ben biraz videoyu hızlandırayım. Eğer aklıma laf
muhabbet, sohbet edecek bir şeyler gelirse durdururum. Bir yere ayrılmayın. Evet, biraz hızlandırdık. Zaten az kaldı. Artık sohbet muhabbet edelim diye durdurdum. Umarım sizin hayatınız her şey yolunda gidiyordur. Hayatınız her şey yolunda gidiyordur. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bunu söylemeyi unuttum. Onun için geri geldim. Geri gelmişken de muhabbete devam ederiz. Bunları Bali haline getireceğim. Tabii yaş çim de lazım, kuru ot da lazım. Bunları nasıl yaparız? TML'de gerekli miydi lan? TML'de kuru ot gerekli canım. Doğru. TML yapacağımız için de hepsini kuruturuz. TML makinesi de yok bu arada. O zaman bunları kurutmadan direkt hayvanlara veririz bir süre. Paramız olana kadar. Soya var. Soyayı yapacağız işte. Para için onu ektik. Pahalı diye. Doğru. Ben bunları kurutmayayım. Bu çim ezilmiyordu burada. Eziliyor mu? Bağmen veriyor. Allah'ım. Artıdan dolayı herhalde. Burada eziliyor. Normalde ezilmiyordu. Aynen eziliyor bak. Allah Allah. Normalde ezilmiyor. Neyse, sıkıntı yok artık. Bu tarladaki bütün mahsulü yapınca
Arpanın birazını ayırırım, tavuklar, ördek, neyse işte. Onlar için, hayvanlar için. Gerisini satarız. Oradan bir gelir elde ederiz. Soyayı biçeceğim. Daha olmadı da bunlar. Soyayı biçeceğiz. Sonra ne var? Başka bir şey yok. Gerisi hayvanlar için. Bu burayı mesela şey, soya ekerim. Bu çimi bittikten sonra, topladıktan sonra. Para yapmamız lazım. Bakalım. Tek başımıza hayatta mücadele. Burada bitti sayılır. Hatta burayı kuruturuz bir de. Çok şükür sesinden kurtulduk bunu. Olmadı, arpayı biçelim aynen. Bunlar dursun. Doğru da bunu video dışında kuruturum. Balyayı küçük bizim balya makinesiyle mi yapayım? Çok uğraştırıyor da koyun şey gibi ya. Bayağı yani küçük olmuş. Çok küçük olmuş. Dur lan, kapat şunu. Büyük ihtimal büyük yaparım balyaları. Hem araçta alıp indiririz. Küçüğüyle uğraşmayız. Hadi bakalım. Lap diye yere düşüyor ama yapacak bir şey yok. He doğru. Buradan çıkar mı? Şu sabanı alayım oradan da. Biçeri alacağız dışarı. Bakalım bir siftah yapacağız biçerle. Şimdilik şuraya koyayım da. Hatta traktör da istemedim. Yapacak bir şeyimiz yok. Lan. İndikten sonra kapat. Tamam. İçerimize geçelim. Resim de çekmedim ama. Neyse onu video sonrası ayarlayacağız mecbur. Önce bir dışarı çıkıp dönelim. Allah, neye takıldı be? Evet. Tamam, başlığımızı takalım. Buralar biraz evden dolayı dar oldu ama yapacak bir şey yok. Ev hoşumuza gittiği için kullanıyoruz. Onu oraya nasıl koyduğuz, nasıl alacağım ben orada yani ya. Niye olmadı? Heh. Şimdi bunu buradan nasıl çıkartacağız? Duvara alır. Şöyle edelim. Tamamdır. Yollar çok dar be oğlum. Biz arpa tarlatana nasıl gideceğiz mesela? Oha. Az bir bakmak istiyorum. Bu arkasına takıp getir diyen ama vallahi hiç uğraşamam ya. Şuradan soğar mı acaba? Vallahi direkt tarladan giriyor. Zaten boş tarla. Doğru diyor. Samanını alacağız. Ona göre ayarlayalım. Saman oluştur. Karıştır, çalıştır. Aman. Unutmuşuk arkadaş. Neyle çalışıyordu bu? Heh. Niye çalışmıyor? Şaftını takmazsan çalışmaz tabi. Saman oluştu filan yazmıyor. Oluşturur herhalde canım. Şöyle çime almasın da. Heh, tamam. Bak. Biraz yüksekten biçiyor bir şey ha.
Güzelmiş. Hadi bakalım. Tarlaların içimi biraz sıkıntılı. Yapacak bir şey yok. Valla yabancı bir saman balyalama işine gelseler, adamlar iyi konuşmaz arkamızdan. Burada biçer nasıl çalışacak ben anlamıyorum. Fırat'tan geçiyorlar valla. Videomun 16 dakikaya doğru gidiyor. Tabi hızlandırdığım yer var. Burayı ayarlayınca biraz daha hızlı şey düşecek limiti. Yani biraz daha kotamız var. Ha, arpada 2,5 ton olmuş. İyi. Buranın verimi iyiymiş bak. Vallahi arpa doğru düşsün diye uğraşacağım ama illa ki yamuklu oluyor burada. Sıkıntı yok zaten. Biz yapacağız. Bu arada inşaat oyununda construction neyse artık. Otel inşaatına başladık. Onun videosu da gelir yakında. Şu an şey oluyor, editleniyor arkada. Çalışıyor ya. Az da olsa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım. Çok merak ediyorum. Binabana'da ne oluyor, nasıl oluyor o işler. Vallahi birisi beni buraya balya yapmayı çağırsın. Yapma. Gerçi traktör küçük, o zaman rahat olur da. Tarlanın konumu böyle, mecbur yapacak bir şey yok. Burada zaten büyük balya yapmaya çalışsın. 3 tane ancak çıkar. Oha, 5 ton arpa olmuş ha. %50 gübreliydi ama yine de iyi olmuş. Arpa dediğim gibi çok çıkıyor dedim ya, doğru ondan. Arpa çok çıkıyor. Şurada kapatalım samanı. Tamamdır. Geçmiş olsun. Burada dursun, ben bunlarla fotoğraf çekerim. Güzel, burada tamam. 2 tarla tamam herhalde. Doğru, diğer tarlada şey var. Ne var? Soya fasulyesi. Bizim küçük traktör. Gideyim alayım şu buğday, arpayı. Canavar ya. Hatta bunlar bir fotoğraf çekebiliriz. Buğdayı tam dökerken. Niye gitmiyorum lan? Şöyle bir dönüp geleyim. Bak bir de şu hoşuma gitti. Bu şey
Saman sap aynı sap kale böyle arpaları. Haritadan dolayı büyük ihtimal. Traktör de yakıyor be. Bak onu bir de. Sarı yani lan bunlar. Bakayım güzel bir fotoğraf çıkıyor mu? Çıkabilir. Şu kutu kapatalım. Sizin de zamanınızı alıyorum, kusura bakmayın. Videomuz bitti de resim faslı başladı. Şöyle bir fotoğraf alabiliriz. Şunu açalım. O değil oğlum. Boruyu açacağız. İlla beni kızdıracak. Ama fotoğraf moduna. Biraz ileri alacağız traktörü. Dur. Gelden gelen de tam ortaya denk gelsin. Şöyle biraz yaklaştıralım. Vaktimizi aldım, farkındayım. Neyse bunlar olmasa bile ben fotoğrafı ayarlarım. Tamamdır. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Beğenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz bu arada. Ha? Hatırlatmayı unuttum. Görüşmek üzere.